Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Evet, bir süre bir ara verdim. Bir hafta kadar ara vermek zorunda kaldım. Çünkü zaten YouTube'dan da yazmıştım. İş yoğunluğu maalesef. Ay F'ye bastım ya, şey atacaktım. Flare atacaktım. Fırsat buldukça DRG açıp oynuyorum ya, Deep Rock Galactic. O kadar alıştım ki artık F'ye bastım az önce. Karanlık diye burası, flare atacaktım. Neyse. Şimdi. En son ne yaptık, ne ettik? En son base'imizi vesaire yapmıştık zaten. Burada yani şimdilik yeterli bir savunmamız var. Şimdilik ama. Buraya bir garaj, maraj, bir şeyler, ıvır zıvır bir şeyler yapacaktık. Yapacağız da zaten. Ama önce şu gece ben bir uyumak istiyorum. Uyuyunca yalnız baskın yiyeceğiz. Heavy Acid Rain mi? Haydi. Asit yağmuru varmış. Kim? Kim? Kimiz? Orada biri düştü ama kim düştü göremedim. Şimdi bakalım. Ne yapıyorduk? Ha, biz uzaya çıkmıştık. Çıkabiliyorduk artık. Güzel. Peki. Şu anki hali hazırdaki durumu hızlandırmak için ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir Xerox base'ine yer altından kazıp girebiliriz. Bence güzel fikir. Çünkü drillimiz var. Drill şeyimiz var. Yakıtımız var. Roket atarımız bile var. Bu arada geçen sezon diyeyim. Hani bir önceki oynayışımızda şeyleri dalmadım. Legendary değildi. Legendary miydi? Uzaylılar işte ya. Saf uzaylılar. Onlara girişmemiştim. Çünkü kayıt dışında onlara bir girişip bakmıştım. Kayıt dışında onlara giriştiğimde şöyle bir sıkıntı yaşamıştım ben. Benim en güçlü gemimle girişmeme rağmen elimdeki heriflerin hani imkansızdı. Ne mermi yeter, ne roket, hiçbir şey yetmez yani. Öylesine güçlü bir shield'ları ve zırhları var ki. Yani sadece bir tane gemilerini bile çözmek uzaylıların bayağı zor. Ki zaten söylemişti yapımcılar da bu bayağı zor olacak ona göre ayık olun diye. Ki öyle de yapmışlar zaten. Şunlar neymiş? At bakayım bunları. Şuraya bak, üstümün yarısı dolu zaten çantamın. Şurada bir duş yapalım. Bir gidip görmek istiyorum ya. Bir deneyelim bakalım. Şuraya bir yanaşıp bakalım. Ha, motoru falan kapatıyorum tabii. Tasarruf yapmak lazım. Şurada ne tarafı? Hop, oraya değil. Oraya değil. Buraya olması lazım. Hemen şurada bir Zirax bölgesi görüyorum. Bu arada mermi durumum aslında azmış da neyse. Ha, ben buna niye roket atar takmadım ki? Açılmadı mı daha? Dur 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 dur. Dur dur dur, geri dön. Geri dön, geri dön. Dur dur dur, şimdi aklıma geldi. Ulan elimde roket atar taşıyorum. Roket sesi gibi geldi o. Şu gibi geldi o ses. Yaratık sesi. Hadi lan artık. 5 santim yükseklikten atladın. Small vessel. Tarete açmışım. Ha, roket açılmış. Tabii ki açık olması lazım. Ya Railgun'ı hala düzeltmediniz değil mi? En son gelen büyük güncellemede şey yapmışlardı. Bu patlamaları düzenlemişlerdi. Ben şimdi roketi o yüzden aldım, yaptım falan ama patlamalarda çok da bir farklılık görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Plazma iş görür. Takip eden roketi çok pahalı. Cephanesi çok pahalı diye hatırlıyorum. Şuradan bana small vessel değil mi? Roket olarak 130 mm MSL. Flak shell. 130 mm. Hangisiyle 10 tane yapıyordu? Yes. Tamam, çok abartmayalım. O kadar yeter. Bu arada benim base'in enerjisi o. Neyse. Çözdük.
Burada bol bol etim var. Biraz peynir ye. Biraz daha et ye. Tabi üzerinde şu anda benim arzı olması lazım. Muhtemelen o yüzden şey yapamıyorum. Ha, su işini ben çözdüm mü? Su kenarında bir şey koydum mu? Kurdum mu? Kurdum değil mi? Kurdum diye hatırlıyorum. Tamam. Onlar orada su toplamaya devam etsin. Ay, nereye gidiyorsun ya? Daha işte akıl akıl gel cebime takıl. Gece yatmadan önce bunları yapsaydım. Şimdi bitmişti hepsi. Neyse, bunu beklemeyeceğim tabii ki. Bunu beklemeyip ne yapalım? Git bir göz atalım biz yine ya. Ne olacak ki canım? Şu anda zaten kullandığım bu araç şey biliyorsunuz. En ucuz alet. En ucuz small vessel. Akıyor değil mi şey? Kayıt akıyor değil mi? Akıyor, güzel. Şimdi şuradan çok da yaklaşmadan öte yandan da ne olduğunu görecek kadar. Dronlar havalandı. Bayağı bir drone havalandı. 400 metreden beni vurur mu ya? Elder Stomp mu ulan? Bu kadar drone varken de yalnız şu yukarıdaki neymiş? Ya bu kadar drone varken aracı bir yere bırakıp yer altından kazamam. O yüzden. Direkt bu araca sıkıyorlar çünkü adi köpekler. Ha, savunma kulesi o. O savunma kulesi onu... Shield'ım yok çünkü. Şunların ne olduğunu bir görebilsem. Oğlum kaç metre yaklaşmam gerekiyor senin onu algılaman için? Herif bana sıkacak oradan. Heh. Outpost Defense. Outpost orası. 370 metreden girelim aslında ben oraya. Girelim bence. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Ne oluyor lan? Ay, asit yağmuru. Tamam. O yüzden. Tamam. Bunlar bana mı geliyor? 270. 268, 69. Ne yapıyor bu gerizekalılar orada? Aynen, ben buradan 300 metreden ben bunu oho. Enteresan bir ses daha duydum da. Ben buna rahat rahat yetişirim buradan bu mesafeden. Tamam. Ya drill candır ya. Drill aşktır yemin ediyorum. Bakalım altında boşluk bulabilecek miyiz? Asıl olay o. Çünkü hepsinin altında böyle bir açıklık, zayıflık falan yok. Bir yerde önüm açılacak yalnız. Aşağı doğru kazmaya çalışsam da. 116 metre. Şundan bir tane daha at bakayım.
Roket, gitme oraya. Oraya gitme. Bak. Sıkacak, benim aleti sıkacak. Adi şerefsiz. Ha, sıkmaya başladı. Vallahi sıkıyor şu anda. Vallahi şu anda sıkıyor. Ah. Hadi lan hadi. Nerede o? Şerefsiz. Bu da diğer şerefsiz. Nereden ben girmiştim ki? Heh, şurası. Hadi şerefsizler sizi. Ya üf. Yuvarlanıyor geri zekalı. Ya iyi mi? Hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu araç hareket ederken içinden çıkma geri zekalılığını, çıkamama gerizekalılığını çözsünler. Ya birinci önceliğim bu. Bu arada sesi kapatmayı unuttum. Suratınızı öksürdüm biraz ama. Şimdi buraya ne yapıyorsun derseniz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Aracı hiç olmazsa şuraya bir yere sokayım da geri zekalar gelir miydi şimdi? Neyse ki araç şey, küçücük bir şey. Neyse artık burada olduğu kadar. Güzel, başka yok galiba. Minigun drone'lar var. Şuradan bir yerden kafamı göstersem de acaba bana mı odaklanırlar? Öyle bir şey olabilir mi? Roket drone'da kafamı gösteremem çünkü tek rokette ölüyoruz. Ha ama dur. Küçükken zayıf zırhım varken öyle bir tek atışta ölüyorduk. Belki şu anda ölmüyorumdur. Hop. Biliydim böyle olacağını dedim bir yerde. Hayır! Hayır! Ağzıma çekecek şimdi. Yemin ediyorum o yeşil şey... Ağzına seni tüküreyim. Yeşil tareti gördüm orada. Aklım gitti yemin ediyorum. Ah şöyle. Şimdi bunun bir yerinde zayıf noktası vardı diye biliyorum. Ama ondan önce benim denemek istediğim başka bir şey daha var. Buradan dışarıya çıkıyor. Hayır, burası değil. Ondan önce benim denemek istediğim bir şey var. Şuraları biraz daha bir genişlet bakayım. Şimdi. Sertleştirilmiş çelik blok. 1000. Canı 1000. Ne yaptın lan? İki tane bir... Ha, birini atmıştım zaten. Ne saçma sapan bir yere gidiyor. Ben nereye sıkıyorum, o nerede patlıyor? 892. Peki. Bum. Yeşilleri
730 800 700. Buraya bayağı bir patlayıcı lazım. Tamam, şöyle bir etrafını açalım bakalım. Var mı başka zayıf noktası? Başka dedim hani herhangi bir zayıf noktası var mı? Yok. Yok, tamam. Tamam, gördük zaten, yok. Şimdi buraya C4'leri mi dizsem, roket? Ya zaten hepsini kullanacağım gibi geliyor. Sıktığım yerle patlamanın yaşandığı yerin arasındaki fark paha biçilemez yalnız. Bir de bekliyor bayağı. Ey yavrum ey. Reload 10 saniye sürüyor. Şu. Hadi. Lan bunun arkası umarım boştur ha. Bu kadar uğraştıktan sonra. Haydi bakalım. Yes. Şimdi ben içeri girdiğim anda zibilyon tane şey spawn olacak. Selam. Kaç. Gördüm seni. Aşağı düşeceğim mi gelip? Assassin mi? Kopek seni. Hop, bir tane daha assassin. Seni kopek seni. Başka? Hehehe. Hala duyuyorum seslerini. Şimdi taret maret vardır diye tırsıyorum bir yandan da. Çıkamadım. Oo. Arkadan mı sıktı o? Kopek seni. Bir tane daha gördüm orada. Kopek seni. Ha, orada da birileri var. Ay ağzına tükürüm ya. Keşke bu kadar açmasaydım altını. Shotgun. Ya şu reload yaparken ve bir şeyler alırken şey yapmasa çok daha mutlu bir insan olacağım. O bir saniyelik bir donma salaklığı var ya. Peki böyle bir şey yaparsam ne olur? Hayır! Bu açıdan iyi. Yaptıkları değişiklik bu açıdan gayet iyi bence. Hani bir rokette bir grubu komple indirebilmem baya iyi olmuş bu. Böyle bir şey yoktu çünkü. Taret. Lan 3 kişi değil miydiniz siz? Nerede o? Burada. Ha, kapıyı açamıyorsun. Asasinler bundan mı çıktı acaba? Şimdi bunu totem yemiyor onu değiştirmeye yönünü. Kim bilir nereden ne çıkacak, spawn olacak. Ay, taret yok içeride. İlginç. Yürü git lan. Hayatta o kolları indirmem yani. Bum. Merdiven gitti ya.
Yalnız bu roket bayağı faydalı bir aletmiş, onu fark ettim. Gördüm seni baby. İyi, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Nasıl olsa patlayacaksın yani, nasıl olsa. Bunlar da böyle gitti. Köpekler sizi. Şimdi buranın çekirdeği nerededir yalnız? Benim çekirdeğe ulaşmam lazım. Tam şu ortada olabilir mi? Şeyler daha spawn olacak gibi, ya eminim hatta, gibi değil de. Şuradan. Oh. Oh, bir sandviç bir de salami gömelim. Tamam. Şimdi bunu indirdim de ne olacak acaba? Ne yazdı? Aha. Bak ne buldum. Hehehehe. Bum. Aa, kor sağlam hala. İlginç. Al. Hatta al. Seni mi kıracağım köpek? Bum bum. Artık hiçbir şey spawn olmayacak. O yüzden rahatız. Rahat rahat toplayabiliriz de ben de yanında şey kor getirmeyi, çekirdek getirmeyi unuttum. Hemen kendi çekirdeğimi koyup buradaki malzemelerden çok çok daha fazla şey elde edebilirdik. Gelir. Benim şey hala sağlam mı acaba? Nedir onun adı? Sen söyle. Small vessel. Haritayı aç bakayım. Hala orada var gözüküyor da. Defense, defense. İki tane defense var iki tarafında. Ya bu bölgeyi alaman diyorlar. Nerede benim şey? Şimdi bundan ne gelir? Bundan taş gelir herhalde. Ne gelecek? Silikon gelir ya da. Ah, üstüm mü dolu? Ciddi misin? Hayır. Hayır. Hiçbir şey de atmak istemiyorum. Biz bunlar yüzünden buradayız zaten. Ya bunlar için buradayız daha doğrusu. Tüh. O zaman ne yapıyoruz? Aynen devam. Orası öyle kalsın. Hatta orası öyle kalsın. Biz şey yapalım. Ha neyse tamam. Korkacak bir şey yok. Çekirdeğini kırdık, tamam, sıkıntı yok. geri dönelim. Bir tane de çekirdek alalım, öyle buraya gelelim. Çekirdek yapalım bir tane de yani. Başka defense'ler var orada. Defense'leri bununla zaten buluşamam. O bir seçenek bile değil. Onları alttan da giremem. Çünkü hatırladığım kadarıyla alt taraflarında, yani çekirdeğin altına doğru bayağı bir alan var. Yani 2 ya da 3, en az 2 ya da 3 kutu var. Vazgeçtim şeyden. Base'e gidip başka çekirdek yapmaktan. Nasıl olsa şansımız olacak, fırsatımız olacak. Daha fırsattan ziyade daha daha yüzlerce Z-Rex şeyini patlatacağız. O yüzden de onunla uğraşmak istemedim. Direkt üstümdekileri boşalttım şeye. Araca. Bir de üzerimde roket atar vardı şurada. Hala onu ben unutuyorum sürekli. Şuradakiyle buradaki aynı şeyler değil. Maalesef unutuyorum hala onu. Benim çantamda T2 roket varmış. Ben az önce T1 roket atarı kullandım.
Yani boşa gitti. Yapabileceklerimizin asıl kısmı. Çok daha az yakıt harcayarak. Ay, yakıt nereden çıktı? Hayır. Çok daha az şey harcayarak, cephane harcayarak işimizi görebilirdik. Şunu da hala düzeltmediler. Ne zaman düzeltecekler? Merakla bekliyorum. Yok, alınmıyor. Bunları da alalım. Bu arada aç bakayım işi. Buralarda enteresan bir şey var mı ya? Bir tane daha sanki. Ha, bir tane değil zaten. Daha ilk sandığı almadım. Al bunu. İşte. İşte hiç yoktan. Hiç yoktan iyidir diyelim. Bu tarafta bir tane daha vardı sanki ama ondan eminim. Yes. Oh. O ne lan? Gel bakayım. Bu ne? Flame Thrower mı? Böyle bir silah var mıydı bu oyunda? Çok ilginç. Bu kalsın bakayım. Dur dur dur. Bu kalsın bakayım. Biz bunu bir deneyelim. Neymiş, ne değilmiş. Şuraya gir bakayım. Oydi, bir tane daha çıktı. Bir tane daha Flamethrower çıktı ayrıca. Güzel. 2T2. Hadi be. Burası çekirdeğin olduğu yer. Çok da bir şey yok içinde. Dışında şeyler var. Büyük taretler var. Ama dışına çıkmak öte yandan da tehlikeli. Çünkü hemen şurada bir tane şey var. Nerede? Ha, defense zımba. Aa, oha, uzaktaymış abi. 254 metre. Çok uzakta değilmiş de. Ya bunlar ne veriyordu ki? 5000. Cana bakar mısın şunun? 5000. Ah. Uğraşamam. Ha, şuradan yetişsen olmaz mı? Senin ben. Ha. Kuleyi yıkarız. Hemen buradan bir açık yapmam lazım çünkü. Aa, yo, tamam. Base'in etrafında silahlı elemanlar spawn oluyor ya. Onlar spawn olursa diye dedim de şey ama. Çekirdeği kırdık artık. Öyle bir şey yok yani. Aslında benim hovercraft yapıp onunla girmem lazım. Öte yandan da onu yapmak için tabii ki shield'da olacak yani. Oha, aldın mı hepsini, düştü de. Woo! Güzel. Tamam. Şöyle biz bir sinyal atalım da. Biz bir işimizi garantiye alalım da. Çok yakın. Gelecek mi bana? Geliyor zaten. Gel gel. Gel bakayım. Bunların ne kadar canı vardı ya? Oh, bu muymuş lan? Bu. Ulan. Ne büyüttüm seni gözümde be. Gel gel, sen de gel. Bak, reload'a bastım, yine bir saniye durdu. Gel gel, sen de gel. Yine yanlış silah aldım. Ne büyütmüşüm gözümde be. Yalnız şimdi bunun tabii ki negatif kısmı
Zirax benim base'ime cayır cayır saldıracak. Oğlum böyle tek lokma olarak almak harika bir şey yalnız ha. Bütün yukarıdan düşenleri. Hepsini almayacağım. Öyle bir şey yok yani. Önemli parça, başka önemli parça da yok zaten gördüğüm kadarıyla. Bunlar zaten sırf metal veriyor değil mi? Tabii 4 tane çelik plaka. Ne var ki bunun içine kaplan üstünü kaplıyorsun yani? Ne var ne? Ah, işte motor çıktı. O zaman let's go. Amacım zaten burayı komple yağmalamak değil. Buradaki tehlikeyi düşürmekti. Tamam. Bölge hala kırmızı ama yapabileceğim bir şey yok. İki tane defans koymuş köpek. Yani onlarla kapışamam. Şu anda. Şimdilik. Şu şeye bakayım ya. Ben onu fabrikaya atmış mıydım? Atmıştım galiba. Evet, burası ile işimiz bitti. Şimdi şeye dönelim derken. Oha gece görüş. He, hatırlıyorum burayı. Burada ölürüz ama. Vallahi ölürüz burada. Oha kaç tane mermi yiyorsun lan? Gece görüşü vardı değil mi oyunda? Nereden çıktı? Nereden çıktı? O nereden çıktı? Ya ben aracın içinde olmasaydım. Ya ben aracın dışında olsaydım. Ha, seviye 4'müş bunlar. O yüzden ha, dur lan üstüm dolu. Şu flamethrower'ları deneyeceğiz zaten. Ateş fırlatıcıları. Yalnız ilaçları almam lazım bu sefer üstüme. Ayrıca acıkmışım da. Gel bakayım buraya. Ha, üzerimde de çikolata var zaten. Bayağı çikolatamız varmış. Okey. Bunların hangisi neyi tedavi ediyordu? Hatırlamadığım için ben bunların hepsini böylece alıyorum. Ya şöyle bir şey var şimdi. Burası ne gerek var şimdi buraya girmeye? Ama neyse. Hani bir daha acıkırız. Ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü burası. O 47 dakika olmuş. Şöyle yapalım. Burada bitirelim. Burada bitirelim. Bir sonraki bölüm tam bu noktadan devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.